Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bakın kolyem sürekli dönüyor. Ben şimdi normalde vlog açmayacaktım. Bugün bayağı bir işim var. Aslında normalde günlük işler yani. Ama Samet'e güldüğüm için sizlere de bunu paylaşmak istedim. Akşam için kayınvalidemi yemeğe davet ettik. Karnabahar var. Soslu bugün. Beşamel soslu bir karnabahar yapayım dedim. Ondan sonra yanına makarna yapacağım ve bir de fırın sürtaş yaptım. Şu an fırına attım. İşte Samet duymuş beni içeriden. Diyor ki sen vlog mu çekiyorsun? Hayır dedim. Ben böyle yapıyormuşum. Evet. Şimdi fırına verdim sütlacımı. Birazdan da karnabaharımın beşamel sosunu yaparım diyormuşum. Öyle mi diyorum aşkım ben? Vlog çeker gibi yemek yapıyorum. Vlog çeker gibi yemek. İşte alışmışım artık. Meslek aşkı buna denir yani. Neyse şimdi fırınlı sütlaçlarım pissin. Ben de bu arada çamaşırlarım var. Onları da asayım. Ve yine ezana denk geldik. Aziz Allah. Sizleri birazdan tekrardan açarım arkadaşlar. Arkadaşlarıma bakar mısınız nasıl göbek atıyorlar arkadaşlar? Bundan sonra da hemen beşamel soslu karnabaharımı atacağım. Ya bu sıra o kadar çok fırında yemek yaptım ki fırını temizlemem lazım bir gün. Ay şuna bakın balon gibi oldu. Fırınım yani çok kirlendi. O yüzden fırınımı bir an önce temizlemem lazım. Benim yemeklerim hepsi hazır arkadaşlar. Samet de annesini almaya gitti. Öf diyorum size. Öncelikle sütlacımı göstermek istedim. Yani böyle biz iyice yanık seviyoruz. O yüzden bayağı bir yandırdım. Hatta şu biraz az yanmış. Şu iki tanesi çok güzel yanmış. Onu Samet'le biz bayılıyoruz. Bayıla bayıla yiyoruz yani. Ondan sonra burada makarnam var. Bu yassı makarnayı çok seviyorum. Yani son zamanlarda sürekli bundan yapıyorum. Çok güzel oldu makarnam. Şöyle mercimek çorbası var. Bunu da yine Samet artık salçasız istiyor. Ben başlarda salçalı yapıyordum. Yani dizinin başlarında evlendiğimizin başlarında salçalı yapıyordum. Bu arada ben unutup bunu taşırdım. O yüzden biraz böyle kirlenmiş arkadaşlar. Yani sunum olarak tabii ki de kötü görünüyor ama yabancı insan yok. Burada da şöyle gözükecek mi? Çok gösteremiyorum. Karnabaharım da böyle bu şekilde arkadaşlar. Şöyle oldu. İkinci günden selamlar arkadaşlar. Uzun zamandır çiğ köfte yememiştim. Şimdi hemen kendime bir dürüm söyledim. Çünkü bayağı yoruldum yine evi sütü. İkinci günden tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben bugün birazcık böyle vücudum kırık gibiydi. O yüzden video başlatamadım arkadaşlar. Yani hiçbir şey olmadı bugün. Kuaföre gittim görüşmek için. Saçlarımla ilgili değişiklik yapmak istediğimi söylemiştim. Sanırım bu sıralar retro bittikten sonra bende bir değişim rüzgarı başlıyor. Yani saçlarımı değiştirmek istiyorum. Ondan sonra bir takım değişiklikler yapmak istiyorum evle ilgili de. Zaten birazdan da ondan size bahsedeceğim. Sonra kuaföre gittim görüşmek için. Ama şu anda tabii saçım çok koyu renk olduğu için renk değişikliği yapacağımı söylemiş miydim hatırlamıyorum. Renk değişikliği yapacağım. Model değişikliği de yapacağım. Yani o yüzden çok koyu olduğu için birazcık daha beyazlarımın çıkmalarını bekleyeceğiz. Ondan sonra bir işlem uygulanacak. Yani açma işlemi yapılması gerekiyor. Artık koyulardan sıkıldım. Döndürmek istiyorum arkadaşlar. Neyse saçımla ilgili görüşmeye gittim. O olmadı zaten. Bugün hemen olacak bir şey değilmiş. Fiyat konusunda falan anlaştık. Yani işte bana olup olabilecekleri söyledi. Arkadaşım zaten kuaförümde. Yani hani yanar mı diye ben birazcık korkuyorum açıkçası. Çünkü çok koyudan dönmek de birazcık sıkıntı olabiliyor. Takdir edersiniz ki çok koyu kahvede yapsam artık siyah saçlarıma işlemiş bir durumda yani. Onunla ilgili hani gidişata göre bakacağız. Nasıl olacak, nasıl bitecek. Ama bunun için yine uzun bir süreç var önümüzde. Yani birazcık daha bekleyeceğim. Az buçuk daha beyazlarımın çıkmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra inşallah saçlarımla ilgili değişikliğe geleceğiz. Şimdi değişiklik demişken. Geçen akşam biliyorsunuz ki bugün bir gün geçti aradan. Cumartesi akşamı kayınvalidemler bizdeydi. Görümcemler bizdeydi. O akşam biz böyle konuşurken işte buna benzer bir kahve köşesi aldı. Onunkisi birazcık daha sağlamı. Yenge dedi yani ben de dedi dolaplara baktım. Hani kapaklı olanlara biraz daha pahalı dedi. Ki ben de zaten kahve köşemi yaparken pahalıydı. Hani o yüzden böyle uygun bir fiyatlı bir şey almıştım. Ama şu anda benim kahve köşeme fiyatına baktığımda Trendyol'dan almıştım ben de. Weblonia markası. Bakabilirsiniz sizler de. Linkini isterseniz bırakırım yine. Bu videoyu belki de hani çektiğimde yayınladığımda almak isteyenleriniz de olabilir. Bana DM'den yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunu satmaya karar verdim. Çünkü artık sıkıldım ve bir de şöyle hani yani artık hali hazırda bir latte'miz var biliyorsunuz. Latte çok böyle buralara tırmanıyor. Mesela buraya bir şey koyduğum anda hani açık olduğu için işte tırmanıyor. Ne bileyim oradaki bir şeyleri ısırmaya çalışıyor. Benim için dolaplı bir kahve köşesi daha cazip olacak. Evet çiklet. Ben ellerimi oynatınca
Ben böyle yapınca o da ona laf atıyorum sanıyor bakın. Yani velhasıl kelam. Şu kahve köşesini artık değiştirmenin vakti geldi. Yıllardır bunu kullanıyorum. Ama tabii ki de olur mu olmaz mı bunu sizinle birlikte göreceğiz. Dün geceden beri aklım bunda. Yani aklıma soktular. Hatta kayınvalidem dedi ki sonra Ayşe senin dedi bu hani girişteki ayakkabılığın var ya hem orayı daraltıyor diye düşündük. Görümcem ben kayınvalidem üçümüz düşündük bunu. Hem de yani dolaplı bir şey arıyorsun onu yapabilirsin dediler. Benim de zaten daha öncelerinde de size sormuştum sanki böyle aklıma yatıyordu yani öyle bir fikrim vardı. Ama cesaret edemiyordum yani. İşte bunu vermek birazcık bana böyle biraz hani üzülüyordum yani bunu çok seviyordum ama artık inanın ki çok sıkıldım. Yani bir de dediğim gibi bu açık oluşundan dolayı yani şu raflar açık oluşundan dolayı benim pek artık işime gelmiyor açıkçası. O yüzden bu kahve köşemi satmaya karar verdim. Trendyol'dan baktım şu anki fiyatı 12 bin lira yani inanamadım hatta ben o zamanlar 800 liraya falan almışım. Böyle YouTube paramı biriktirip biriktirip küçük küçük alıyordum böyle süslerini şeylerini. Yani benim için manevi değeri çok yüksekti ama artık dedim ki şöyle bir değişiklik yapayım. Şimdi arka kamerayı çevirdiğimde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evet. Şimdi şuradaki yayıntı dün geceden beri çünkü yapmayı bekliyor beni. Evet bakın bu şekilde yani şuraların dağınıklığın kusuruna bakmayın zaten. Bu kahve köşemi zaten herkes biliyor. Bir de şu girişteki ayakkabılığımı da biliyorsunuz arkadaşlar. Dün akşam üşenmedim dün gece. Şuraya airframe'i koydum ve oraya çok da güzel sığdı. Ben zaten bunu bir gün kahve köşesi yaparım diyerekten. Ben zaten bir gün onu kahve köşesi yaparım. İşte kullanırım diye düşünüyordum. Düşündüğümden dolayı da içine asla ayakkabıları yani dışarıda giydiğim ayakkabıları kutusuz bir şekilde yerleştirmedim. Ve böyle hep düzenli bir şekilde yerleştirdim. Onun içi tertemiz yani yeni alınmış gibi. O yüzden şöyle düşündüm arkadaşlar. Fincanlarımı alır, mutfak havlularımı alır, dolaplarımı rahatlatır yani benim. Gerçekten çok ihtiyacım var böyle kapaklı bir şeye. Abur cuburlarımı falan oraya koyarım. Ondan sonra sadece mikrodalga kalır. Onu da zaten şuradaki sehpanın üzerine koyarım diye düşündüm. Öyle bir planım kafamda var. Şu anda aslında girişsek mi sizinle bu işe girişmesek mi diye düşünüyorum gece gece. Ama Hande dedi ki yenge yap dedi dene bakalım hani belki de beğenmeyeceksin dedi. İşte onu oradan getirmesi biraz sıkıntı. Onu biz Evdia'dan almıştık arkadaşlar ve bayağı da böyle sağlam bir madde. Hatta onun kurulumunu da sizinle birlikte yapmıştık. Samet'le işte kavgayla çığırışla yapmıştık. Devriliyordu falan zor yaptık yani. Bakalım şimdi eğer kalkışabilirsem sizinle birlikte içindeki onun ayakkabıları önce bir çıkarmam lazım. Onları da yine başka bir yere koyacağım yani kafamda bir sürü şeyler var. Bütün gün boyunca bunlar döndü aklımda ve böyle düzgün bir yemek de yapamadım yani bunları düşünmekten böyle bugün sadece nohutlu pilav yapmıştım onu yedik ve şu anda karnım da acıktı. Saat kaç bakayım? Saat de 9. Yani karnım bayağı bir acıktı. O yüzden yapabilir miyim? Bu enerjiyi toplayabilir miyim? Şu anda bilmiyorum. Eğer başlarsak bir saniye sonra buradayız. Attım. Bunun buraya getiremeyeceğimi düşünürken çok şükür kolay bir şekilde getirdim. Şimdi eski kahve köşesini de boşaltalım. Bu ona göre bayağı yüksek ama benim için sıkıntı olmaz yani tam benim boyumda zaten şöyle çayları koymak için, kahveyi koymak için uzun zamandır aklımda olan bir şeydi. Eğer içim sesinmezse geri yerine koyarız zaten. Ciklet Belat de şaşkınlıkla şu anda beni izliyorlar. Fişimizi çekelim. Şuradaki her şeyi bangonun üzerine alayım. Devam edelim. Thank you.
Şimdi normalde bu rafla da sığıyordu ama ben bu şekilde yaptım. Daha çok genişlettim airfryer'in yerine. Zaten ben burada kullanmıyorum arkadaşlar airfryer'i. Yani yapacağım zaman alıp bandolun üzerine kullandığım için burada olur yani. Sıkıntı yok benim için. Bayağı heyecanlıyım. Tripodumun da boyunu yükseltelim. En son prizi sökeceğim. Onunla sabitti prizim. Burası falan açıldı ya. Çok güzel oldu yani. Masa da güzel oldu. Tam şuraya da priz gelir. Elektrik prizini de taktım. Şu an o sıkıntı da bitti. Toplandı yani. Şimdi şeyi düşünüyorum arkadaşlar. Acaba bu tarafa mı alsaydım diyorum. Kahve köşemi. Yani eski stil olduğu gibi. Masa bu tarafta mı olsun? Yoksa burada güzel bir yeri? Sadece şu görüntüyü sevmiyorum. Şu kablo görüntüsünü hiç sevmiyorum. Ama ona bir çözümüm de yok yani şu anda. Ama bakın çok güzel oldu ya. Siz böyle hep yandan gördünüz. Şöyle görün. Bakın eşyalarımı gayet de güzel toparladı. Sadece çok sevmiş olduğum ışığım olmayacak yani burada. Ama şuraya bir yapıştırmalı bir kahveli bir yazı alırım. Artık ışık olmayacak yani kahve köşemde. Çok da önemli değil ya. Zaten bayağı ışıklı da kullanmıştım. Şimdi şunu da çok severim ben. O yüzden bunu da bir yere koymak istiyorum. Ay göreceksiniz. Eski kahve köşemde burada bu arada. Bu da böyle sepette duruyordu benim. Yine şöyle yapabiliriz aslında. Kahvemi makinemin üzerinden sarkabilir bence. Bence fena değil. Bilmiyorum, ona bir yer düşünürüm sonra. Şu anda bu şekilde oldu. Hatta biraz daha böyle kaydırıp onu da bu tarafa da alabilirim yani. Şöyle alabilirim sepetimi. Gayet tatlı. Neyse, dekorasyonlara sonra bakarız. Yine buradan da güzel ama latte şuraya çıkar yine bunu asılır. Yine belki büyük ihtimalle böyle koyarım. Evet Çiklet'cim. Çok güzel oldu. Sıra geldi şimdi içini yerleştirmeye. Ama bakın burada benim bu eski yadigar olan. Bu ne olacak? Bunu bilmiyorum. Böyle duruyor şu anda burada ama. Bunu nereye indirsem bilmiyorum. Yani sökebilir miyim? Aşağıya mı indireyim? Gerçekten bilemiyorum arkadaşlar. İnşallah bir an önce satılır da yani o da yeni sahibini bulur diyorum. Evet. Burası bu şekilde oldu. Şuraya zaten mikrodalgayı koyacağız. Ay kafamda bin bir sorular var. O yüzden şu an böyle biraz kopuk kopuk video çekiyorum. Buralarını da içinde sileceğim arkadaşlar güzelce. Ay bakar mısınız benim çok işimi görecek ya. Mesela şuraya fincanlarımı koyarım. Ta oraya uzanıyordum fincan almaya. Çok alakasız oluyor. Kahve makinem burada. Abur cubur sepetimizi de böyle bu alt kata alalım. Vallahi çok güzel oldu ya. Şöyle bakın. Kapatıyorum. Ve gayet de güzel oldu. Aa, güle güle. Bir tane fincan kırdım arkadaşlar. Nazar çıktı. Bakın. Evet. Bakın bir tane nazar çıktı arkadaşlar. Fincan kırdım. İnşallah ayaklarımıza bakmadan bunları süpürürüm. Allah'tan saat erken. Tam da eski kahve köşeme diyordum ki güle güle sana. Güle güle dedim ve bunu kırdım arkadaşlar. Şuraya yerleştireyim derken. Çünkü bir yandan video çekip bir yandan buraya yerleştirmeye çalışıyordum. O yüzden bir tane çeyizimden olan fincanım gitti. Ama sağlık olsun. Nazarlar çıkmış oldu. Önemli olan benim şu anda mutlu olmam. Yani ben böyle bir şeyin kırılmasına hiç üzülmüyorum. Çünkü her şeyde bir hayır vardır. Kırılmasında da bir hayır vardır. Neyse burayı hemen bir süpüreyim de. Latte gelmeden, ayaklarına batmadan. Latte gelme sakın buraya. Bakın ben latteden kaçmak için dolap yaparken latte'nin yine kendine bir yer bulmasına ne diyorsunuz arkadaşlar? Ya şurası benim için o kadar güzel bir alan oluştu ki yani şunları, şu mutfak havlularımı koyacak hiçbir zaman yer bulamıyordum. Bu evde çekmecelerim yetersizdi. Değil mi anneciğim? Bir de latte'nin yeri oldu. Yeni yerim burası mı bebeğim? Aşkım her yerde kendine bir yer bulur mutlaka. Şu fincanlarımı yerleştirirken artık daha fazla video çekmedim. Daha fazla kırmayayım diye. Zaten çoğu fincanımı ben kırıyorum arkadaşlar. Hepsinde ya bir tane eksik ya tabakları kırılmış. Ya da işte fincanlarım kırılmış. Yani hiç böyle fincan dayanmıyor bize. Hatta şu anda yine gözüm başka fincanlarda. Büyük ihtimalle alacağım. Şu yeni aldığım soğuk kahve bardaklarını da oraya koydum. Buraya yine makineden çıkınca üzüm bardakları da koyarım. Yani bubble bardaklarımı. Airfryer buraya cuk diye oturdu. Samet şu anda buraya bakmıyor arkadaşlar. Çünkü değişikliği sevmeyen birisi. Yani evde böyle bir şeyin yeri değiştiği zaman Samet hoşlanmıyor. Ben mutluyum bu şekilde değiştirme dedi. Ama bence görünce bayılacak. Çok konforlu oldu.
benim için yerden çok tasarruf oldu. Dolaplarıma bakar mısınız ya? Şurası o kadar boşaldı ki yani benim için bir büyük bir avantaj oldu. Hatta şu alta büyük ihtimalle havlularımı yerleştireceğim. Şuraya da şu ballarımı, reçellerimi koymayı düşünüyorum. Şimdi oraya zıplıyor. Yani o kadar karışık oluyordu ki başka türlü. Bakın benim mutfak havlularım buradaydı. Şu çekmecenin haline bakar mısınız? İşte ıvır zıvır mı koyayım yoksa hani bunları mı koyayım böyle? O yüzden birazcık sıkıntı oluyordu benim için. Yani çok çok mutluyum ya şu anda. Değil mi Latte? Çok güzel oluyor. Çok güzel olacak ya. Yaptığım şeyleri beğeniyorum yani. Bence mantıklı oldu. Vallahi buraya da çok yakıştı bu şekilde. Sadece bir az önce ışığı düşünüyordum arkadaşlar. Işığı nereye monte edebilirim? Yani böyle şuraya doğru bir şerit mi çeksem acaba? Hani yapıştırsam mı ışığını? Neyse Samet alıştıktan sonra yine bir fikirler verir bana. Yani onun şu an alışma süreci var tabii. Biraz alışamaz o böyle yeni şeylere. Ama bence çok beğenecek. O yüzden o erkenden yattı. Ben de böyle gece iş yapmayı daha çok seviyorum. Gece işlenmeyi. Şuraya da halılarımı yerleştireyim. Geliyorum. Yapacağımız zaman çok tost yemiyoruz ama yine de arada bir canımız isteyince yapıyoruz. Bunu da hemen buraya geride alsın bu da. Ay ne kadar çok sevindim ya. Bütün elektronik aletlerim bir arada oldu. Waffle makinamı da koyabilirim ama zaten waffle makinem de dolabın içinde yani bilmiyorum. Onu da belki şuraya falan koyarım. Şimdi şunu şöyle bakın şu üste doğru biraz boşluğu var yani buraların. Bunu çıkarırken şöyle çıkaracağım. Yani bunun tek bir kullanım açısından yönü böyle. Bu şekilde. Ama boyu sığdı. Çok evet, ben kahve köşemi tamamladım arkadaşlar. Ya diyorum ki kendi kendime daha önce neden yapmamışım? Yani inanılmaz beğendim. Benim için çok yer tasarrufu oldu. Şimdi hadi gelin birlikte bakalım. Buraya abur cubur kolimizi koyduk. Mikrodalgamız ve patates soğan küfelerimiz. Görmüş olduğunuz gibi burada air frame'imiz. Burada kahvelerim, çaylarım, şekerlerim. Burada çaycım. O da üstü kirli şu an sabahki çaylanlık duruyor daha. Kahve makinem yine burada böyle. Bakın şimdi içindeki size ne kadar yer topladığını göstereceğim arkadaşlar. Şöyle şuraya fincanlarımı koydum. Burada da yine az kullandığım fincanlarım. Hatta şu pres bile orada unutuyorduk yani biz. Burada çok güzel oldu. Yine dediğim gibi soğuk kahve bardaklarımı buraya koydum. Diğerleri de gelecekler. İlk kapağımız bu şekilde. Ay çok sevindim. Üzerini tabii sileceğim şimdi. Bir üzeri kaldı. Şuraya bakar mısınız ya? Düzenin hastasıyım gerçekten. Şuraya nutellalarımı, ballarımı koydum. Reçelimi. Arkada bitki çaylarımız var. Tahin pekmezimiz. Zaten görüyorsunuz. Ihlamurum. Her şeyim burada. Çünkü balın kapağı da açık kalmış. Sakızım, küp şekerim orada. Burada da yine böyle havlu kağıtlarım, havlu kağıt demişim. Mutfak havlularım. Yani daha yer bile kaldı. O kadar güzel oldu ki ya. Çok sevdim. İnşallah Samet de alışır. Yani ben sevdim çünkü. Şurası çok düzenli oldu. Tost makinem. Ondan sonra şuradaki blender setini oraya koydum. Şurada waffle makinama da yer kaldı. Onu da koyayım. Buraya da robotumu koydum. Yani kısacası ben bayıldım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Çok geç olduğu için süpüremedim. Biraz da kayınvalidemle konuştuk. Bir saat kadar konuşmuşuz. Çünkü burası ile ilgili ondan fikir aldım. Öyle yapıyoruz olmuyor, böyle yapıyoruz olmuyor. Yani en fazla bu şekilde oldu. O da dedi ki hatta şöyle bir fikir verdi yine. Senin buraya alacağın dresuar yine dedi böyle kabloları gizlemeyecek dedi. Çünkü benim modemimin başka yere geçme şansı yok. O yüzden çok mantıklı oldu öyle söylemesi. Sadece ev terliklerinin kapaklı olmaması kötü oldu.
Zaten bu Latteş'in sepetiydi. Ve Latte'nin sepetini de oradan kaldırmamı istedi. Denedik. Her şekilde denedik böyle. Yani ben fotoğraf attım. Kayınvaliden fikir verdi. Ama onu da oradan kaldırdığımızda iyice boş oldu. Zamanla oraya dedi koyacağın bir şeyler bulursun dedi. Yani yayıntısız görünmesi imkansız zaten bu şekilde bir şeylerin. Böyle yaptım arkadaşlar. Son hali girişiminde böyle oldu. Hatta görümcem de yazdı. Çünkü benim aynam da siyah çerçeveli. Şöyle bakın. Yani bence dedi uyumlu olmuş. Ben zaten hani bu tarz yine böyle bir şeyle düşünüyordum yani buraya almayı. Artık fikir yani bilmiyorum yine sizler de yorumlara yazar mısınız? Çok mutlu olurum yazarsanız. Benim tek sıkıntım şuradaki kablolar arkadaşlar. Yani kabloların oradan gözükmesi benim çok canımı sıkıyor. Diğer ayakkabılık hani diğeri varken dolaplı olan gözükmüyordu. Aşağıda kalıyordu. Bu şekilde oldu şimdilik. Eğer sizler de fikirleriniz varsa bana yazabilirsiniz. Sizce böyle giriş nasıl olmuş? Yani sizce buraya başka bir şey almalı mıyım yoksa bu şekilde kalsın mı? Bana yorumlarda yazarsanız çok çok mutlu olurum. Buraları da süpüremedim dediğim gibi. Yani villada yapacaktım, artık geç oldu. Yarın tekrardan süpürürüm. Mutfak dolaplarımı da yarın düzenlerim diye düşündüm. Şimdilik böyle bırakacağım ve artık editi yapacağım. Saatlerimiz 12 oldu gördüğünüz gibi. Ama buraya bayıldım. Bir de siz şu ışıklı halini görmediniz. O ışığı da böyle rastgele arkaya koydum. Yani bilmiyorum, onu birazcık düzenli bir şekilde yapmam gerekiyor. Şöyle ışığı da kapatayım. Ay evet, çiklet. Yani bu ışığı çok seviyorum. Bu ışığı böyle buralara takabilir miyiz acaba, onu düşünüyorum. Şimdilik böyle yaptım. Hani dedim bir nasıl duracak yani rengi göreyim dedim. Bakalım onun için de bir yer inşallah uydururuz diyorum. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Artık sizlere de böyle kahve köşemin son haliyle veda edeyim. Ben hatta birazcık daha uğraşacağım. Işıklarını biraz daha ne yapabilirim diye bir düşüneceğim. O zaman videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Instagram hesabından beni takip etmeyi de unutmayın. Hype puanlarınızı da ihmal etmezseniz çok çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki vlogda yeniden görüşürüz. Bye bye.